birisi bize bir örnekle anlatmaya çalışayım. Birisi bize cep telefonu anlatıyor. Ya öyle bir şey çıktı ki diyor. Buradan diyor numarayı çeviriyorsun. Amerika ile görüşüyorsun diyor. Onun karşısında da şöyle bir şey söylediğimizi düşünelim. Müslüman, İslam bilim dünyasına katkısı filan dediğinizde şimdi söyleyeceğim örnek gibi algılanıyor. Telefonu söylüyorlar. Biz de diyoruz ki o da bir şey mi ya cep telefonu anlatıyorsun ama biz de güvercinin ayağına bağlıyoruz mesajı. Güvercin Amerika'ya götürüyor, oradan alıyor, getiriyor işte. Biz de böyle haberleşiyoruz. Dediğimizde bize acı acı gülerler. Aynı öyle. Ya Batılıların anlattığı gibi değil. İslam dünyasının bilime katkıları çok yüksek dedikçe sizin yakınlarınız, akranlarınız, sizin gibi dindar olanlar bile size acıyarak bakıyor. Ya keşke inşallah dediği doğru çıksa diye. Küçük çocuk mesela hırsızı görmüş. Uğraşıyor annesini babasını ikna etmeye. Şuraya gelin, şuraya gelin. Hırsız şurada saklanıyor. Bir dakika yavrum, bir dakika yavrum dinlemiyorlar onu. Bazen filmlerde böyle şeyler olur. Film demek istemiyorum. Filmle asla vakit kaybedilmemeli. Efendim. Çünkü küçük çocuğu dinlemiyorlar. Ya keşke haklı çıksa da değil ama filan. Şimdi İslam dünyasında hayır Batı anlattığınız gibi değil. Aslında onun karşısında bizim bilim dünyasına çok muazzam katkılarımız olmuş dedikçe bırakın monşerleri. Ezik dindar monşerler bile ya keşke haklı çıksa ama güvercinin ayağına mesaj takıyormuş da Amerika'ya bak anlattığı şeye bak filan diye. Bakın sizi dinlemiyorlar bile. İslam'ın bilim dünyasına katkısı dediğinizde Ruanda'nın bilim dünyasına katkısıymış gibi sizi dinliyorlar. Bakın sembolik örnekler veriyorum ama inanın böyle bakıyorlar. Şeytana tapanların bilim dünyasına katkısı gibi bakıyorlar. Bakın Kristof Kolomb gibi bir aptalı ciddiye alıyorlar. Amerika'ya 5 ya da 6 sefer gitmiş. Hindistan zannetmiş hepsinde. Bunu herkes biliyor. Kristof Kolomb gibi birisine dikkate alıyor. Bizim dindar camia, monşerleri saymıyorum. Onlar zaten var bile saymıyor. İslam işte doğmadır. Evet din bir doğmadır. İnanırsınız inanmazsınız. Ama İslam'ın bilimle sorunu vardır gibi algılanıyor. Hocamın da söylediği gibi İslam'ın bilimle sorunu yok. Sorunu olan taraf bilimdir. Bilimin İslam'la dinle sorunu var. Hocam bir şey söyleyeyim. Lütfen. Bilimin değil, bilimcilerin. Ha, bu doğru. Bilimcilerin. Öyle söylemek lazım. Tabii. Scientism diye bir şey var. Scientology. Şimdi şöyle bakın. Dünyada bilimi üreten üniversiteler bilim sahiplerinin yani Oxford'dan tutun da Harvard'a kadar sahipleri kim? Sahipleri burası çok önemli işte. Şimdi sahipleri mesela dünyanın en zengin ve en fazla bilim teknoloji yatırımı olan Rothschild ailesidir. Bunların dergisi vardır The Economist. Economist dergisinin kapağında dünya sürekli yorumlar ne oluyor diye hangi bilime göre o kapak hazırlanıyor o ilimdir, bilim değil. Dolayısıyla yeryüzünde gerçek akıllılar hem ilim sahibi hem bilim sahibi. Allah şüphesiz ki akıl sahipleri için pay vardır diyor Kur'an'da. Bilim Allah'ın yaratmış olduğu alemi keşfeder. Yoktan var etmez, var olan üzerinde akıl yürüterekten yasaları keşfeder. O yasalardan harekete teknoloji üretir. Ve bilim kullanana hizmet eder, teknoloji gibi. Bu nedenle bilim bir tarafta, İslam bir tarafta saçma bir yaklaşım bu. Şey olarak sizi tenzih ediyorum. Genelde piyasada bilimci hocam. Aynen. Bilim aklın ürünüdür. Allah bu dünyayı insanın emrine vermiş. Yaratmış. Ben yarattım sen keşfet diyor. Dolayısıyla insana bunu ki eski İslam dünyasında vardı ama şimdi Osmanlı'da belli bir noktaya kadar Osmanlı 1300 ilk topu kullandığında Avrupa'da yoktu. Savaş teknolojisi olaraktan değil mi? İlk topu çok önceden kullanmıştı ve başarılı oldu. Evet. Yani yine Osmanlı'nın başarısına baktığımızda askeri teknikteki başarısından kaynaklanıyor daha çok. Yani dupalarla kazanmıyor şeyi salt. Dolayısıyla İslam tarihine baktığımızda devletin güçlü olduğu dönemde bilim de güçlüdür. Teknoloji de güçlüdür. Çünkü yeryüzündeki savaşlarda Allah aklı kullananın önünü açmış. Zulmeden bir noktada tıkanıyor. Ama onun dışında aklı kullanan bu işi götürüyor daima. Bu nedenle gençlerimizin bilmesi gereken bilim mi, din mi böyle saçma bir şey olmaz. Din, alemin kavranmasında Allah'ım ben yarattım diyor. Bu kabuldür. Edersin etmezsin. Ama onun karşısında baktığımızda insanların akıl yürüterekten koyduğu bir tez yok zaten.
Bu nedenle din zaten alemin algılama şekli, bilim aklın dünyayı kavrama şekli. Kıyaslanmaz, yan yana gelmez bunlar. Dolayısıyla bilimciler, şimdi bilimi kim kutsatıyor? Fuat, rahmetli Fuat Hoca İslam bilim tarihini anlatırken katkılarını örneklerle tarihi ciltler dolusu yazmış. İşte şu an özellikle 1492'den sonra biraz sonra konuşacağımız konuda planlı bir şekilde bilimi din haline kutsatan bilim sahipleri. Aynen. İşte. Evet. Burası çünkü, çok önemli. Tabii. Çünkü eğer ben dünyayı yöneteceksem benim üst olmam lazım, onun altta olması lazım. Ben insanlara bir şeye inandırırım, kendim de gülerim orada. Aynen. Mesela yani dolayısıyla Christoph Kolomb tarihi için çok önemli hocam. Bak neyi önemli biliyor musun? Amerika'yı keşfetmesinden dolayı önemli değil. Bu ilim sahiplerinin adamıdır o. Yahudidir. Bak dünya iyi araştırırsa ve o tarihte Christoph Kolomb'un Amerika yolunu keşfettiği 1492 biraz sonra konuşacağımız temel şeydir. İşte oradaki bu bahsettiğim milletin üst akıl dediği benim şeytani aklım planları devreye giriyor. Christoph Kolomb ileri düzey bir kabalacıdır. Yani bunlar ilim sahibidir. Büyüyle yol buluyorlar. FETÖ'nün üst aklı denen hikaye de burada zaten.